Hocam Modern Futbol'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim siz? Biz de iyiyiz hocam. Yolmaya çalışıyoruz. Biraz daha şoku atlatmış durumdayız açıkçası. Yani bu, bu soruya iyiyim diye cevap veriyoruz. Tabii ki değiliz ama işte... <laughs> Az evet. alışkanlığı diyelim evet, yani. Evet öyle. Az alışkanlığı diyelim. Hocam Beşiktaş'la başlamak isterim. Tamam. Yapılan transferler kadro derinliği açısından hem de sahadaki oyun açısından çok umutlu olan bir Beşiktaş varken... Erteleme olan Antalya Spor maçıyla daha o transferler sahi çıkmadan e, hedeften uzaklaşan bir Beşiktaş. Bu durum nasıl etkiler kulübü? Yani puan farkının çok açılmış olması tabii ki olumsuz etkiler. Yani havayı yavaş yavaş kaybetti Beşiktaş. E, ki son Antalya maçında içeride türünde ciddi bir baskı da oluşmuştu. E, coşkulu bir taraftar toplumun önünde oynandı. Full statta oynadı Beşiktaş. Yani o maçı kazanmış olsa... Senaryo daha farklı olabilirdi ama üst üste puan kayıpları biraz havayı bozdu. Gerçek bu. Bununla beraber tabii ki Beşiktaş Yönetim Kurulu'yla taraftan arası da harika diyemeyiz yani. E, tepkiler var. Öyle sezonlarda biraz sıkıntı olabiliyor. Yani toparlaması kolay olmayabiliyor. Tekrar yarışa odaklanması kaldı ki çok iyi transferler yapıldı e, son dönemde. Yani bu ara dönemde. Onların takıma girmesiyle çok daha farklı bir kimlikte Beşiktaş izleme olasılığımız var. Değerli oyuncular var. Güçlü bir kadro var. Ama hedef var mı? Yani nasıl bir hedef ortaya çıkacak? Her zaman güncellemeye açıktır hedefler. Lig akar. Siz şampiyonluktan koparsınız ama ikincilik ciddi bir hedef haline gelir. O olmadı. Üçüncülük hedef haline gelir. Yani Türkiye Kupası demeyeceğim. Elendi Beşiktaş Ankara gücüne karşı. Ankara gücü değil mi? Hı hı. Ankara gücü. Türkiye Kupası da kalmadı ama artık ligde ne var ne yok hepsi şey, bütün maçlarını kazanmaya çıkacak Beşiktaş. Ondan sonra bakacak ne kadarını kazandım, ne kadar puan aldım, rakipler ne aldı, kaçın sıradayım. Hedef bitmez lig içerisinde ama uzaklaşıldığı, havanın biraz kaybedildiği de doğru. Peki hocam bu bütün maçları kazanmaya çıkacak Beşiktaş dediniz ama oyuncu gözünden bu gerçekçi bir hedef midir? Yani bundan sonra bütün maçları kazanmaya çıkar mı yoksa hedeften kopmak oyuncuları sahaya çıkarken biraz daha motivasyonunu uzaklaştırır mı? Ya dört tane beş tane yeni oyuncu var zaten. Ee, ve e, sezon başına transfer edilmiş oyuncular da var epeyce. Yani ilk 11'e bakacak olursak bayağı çok sayıda oyuncu var. Ve bu oyuncular Beşiktaş formasıyla hiçbir şey başarmadılar daha Hı -hı. henüz. O sebeple öyle e, oyuncular kenara çekilmez. Yani bir kere yeni gelenlerin Beşiktaş formasıyla bir şeyler yapma ihtiyacı var kendini gösterme, ortaya koyma, kaç karatlık futbolcu olduğunu gösterme, Beşiktaş türbünlerinden teveccüh görme ihtiyaçları var her birinin. Şimdi Maksim yeni geldi. Gaziantep'te yaptıklarını biliyoruz. Ama burada da beklenti var ve burada yani Beşiktaş formasıyla benzer sayılara ulaşırsa ne olacağını biliyor. Yani türbünlerden nasıl bir teveccüh geleceğini, basından ne kadar teveccüh geleceğini biliyor. Dolayısıyla da onların motivasyonu motivasyonda bir düşme, bir kırılma olmaz. Her bir, her bir oyuncunun bireysel hedefleri olmaz sebebiyle kırılma, dökülme olmaz. Ama e, şu olabilir, yani saha içinde işler yolunda gitmediğinde bir takım sıkıntılar görebiliriz. Yani sıkı sıkıya bir kulüp hedefine bağlı olmak da sıkı sıkıya bir bireysel hedefe bağlı olmak arasındaki farklar devreye girecek. Sağda işler yolunda gitmediğinde. Onun dışında oyuncular odaklanırlar. Peki hocam bir çok tartışılan Gezal konusu var. Bunun üstünden size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Gezal baktığım zaman Beşiktaş kadrosundaki en yaratıcı oyuncu diyebiliriz herhalde. Deriz. Ee, sezon başında da sadece Gezal vardı yaratıcı oyuncu olarak. Bu bir riskli şeklinde de bazı görüşler var. Şimdi Gezal'ın sakatlandığında Beşiktaş'ın bir yaratıcı oyuncusunun kalmadığı ve bu oluşan tablonun buna bağlı olduğuna dair görüşler var. Bu görüşe katılır mısınız? Hayır. Türkiye'de hiçbir takım birden fazla öyle kolay kolay yaratıcı oyuncu, Gezza seviyesinde bir, bir buçuk oyuncu bulma şansı pek yok. Yani bütçeler ortada artık. Hı hı. Yani o 90 milyon, 95 milyon euro takımlar falan yok artık onlar yani. Dolayısıyla da işte sadece bir oyuncu risk midir? E, risktir bir tarafıyla da o riski nasıl yaşadığınıza bağlı yani. Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'ında, da Gezal dışında yaratıcı oyuncu yoktu. Sayın takımı? Buyurun hocam. Ersin. Evet. 19 yaşında bir çocuktu o zaman. 18-19 yaşında bir çocuktu. İşte Roziar, Vida, Wellington, Rudvan. Yine küçük bir çocuk. Gen hı hı. Gencecik bir çocuk yani küçük. A takımı yeni çıkmış bir çocuk. İşte Joseph, Atiba, şey Mensah oldu, Layıkçı oldu, çok deneme oldu. Bir türlü hatta orada... Layıkçı'da bir şey olmadı bir yani. Olmadı. Bir şey oynamadı. 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 Mensah da öyle aman aman katkı oynamadı. vermedi. İşte Gezzal, Abu Bakar, şey Bilelim. Lerin. Burada yaratıcı oyuncu yoktu yani ge Gezzal dışında. E şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorum. Kim Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncusu? Arda dışında yaratıcı bir oyuncu var mı? İlk 11 bazında zaten yok. Yok yani. Totale baktığımız zaman da yok. Hı -hı. Veya Galatasaray'da bir Gezzal var mı mesela? Yok, yok. yani. Yok. Dü Dü Dünya kadar da puan farkı açıldı. Evet. Bizim bütçelerimiz Bayern Münih gibi Chelsea <laughs> gibi yani iki tane, üç tane yaratıcı oyuncu istihdam etmeye uygun değil. Zaten olmadı ki, hiç olmadı yani. Hiçbir zaman öyle olmadı. Doğal olarak da e, buradan yola çıkarak bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam. Bununla beraber şu da var. Yani bu sezon özelinde konuşacak olursak, Gezal dışında bir de Delali vardı. Bakın performans verdi vermedi ayrı konu. Ama nasıl tarif ederiz Delali'yi? Yaratıcı oyuncu. Yaratıcı olur. bir oyuncudur yani. Var mıymış? Varmış. E varmış yani. Yok değilmiş. Yok değilmiş. Peki işte şampiyon olan Beşiktaş, Sergen Yalçın dönemi bu Beşiktaş ki ben şahsi fikrim benim. Bu kadronun o kadrodan daha iyi oldu Beşiktaş özelinde. Buna katılır mısınız önce onu sorayım. <laughs> ya bu kadro... İyi kullanılmış bir kadro değil bugüne kadar. Ama bazı engeller de vardı. Yani Cenk geldiği gün harika bir form seviyesinde değildi. Değil. Delali aynı şekildeydi. İşte Gezal'ın sakatlığı oldu. Birçok oyuncu sıkıntılar yaşadı. Şimdi aynı şeyi belki Abubakar yaşayacak. Abubakar'ın biz çok ciddi bir kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Ama fizik olarak hazır durumda değil. Yani isim olarak orada harika gözüküyor Abubakar ama cisim olarak sahada harika gözükmeyebilir bir süre daha. Dolayısıyla işte maçlar eriyor, oynuyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Yeteri kadar yararlanamıyorsunuz. Biraz böyle sıkıntılar oldu sakatlıklar sebebiyle. veya form grafiklerinin iyi bir durumda olmaması sebebiyle kaliteli kadro sahaya tam olarak yansıtılamadı. Gerçek bu. Tabii oyun konusu da oyun seçimleri konusu da tartışmaya açıktır. Daha belki başka bir başka bir zaman onu konuşacağız, tartışacağız ama e, kadro hakkını vermiş değil. Ee, ama sanıldığı kadar veya söylendiği kadar da kötü falan bir kadro değil yani asla ve asla. Ben de aynı görüşteyim. Ee, peki temel fark nedir hocam yani bu sezon bu kadronun tabii ki bazı engeller oldu. Ama e, bu kadar istenilen seviyede olmamasının temel sebebi neydi? Yani çok sayıda sebep olabilir ama dışarıdan gözlemim şu. Beşiktaş önce antrenörünü rahat bırakmadı. Yani Bakın iyi seçti, kötü seçtiği konuşmuyorum. Yani seçilmiş bir antrenör vardı. Onu rahat bırakmadı. Öyle mi oynar, böyle mi oynar? Üçlü mü, beşli mi, sekizli mi, onlu mu? Rakamlar üzerinden işte... ...bir takım değerlendirmeler yapıldı. Ondan sonra... ...şey konusu... ...yani fiziksel bir futbol oynaması... ...ilk başta çok gümbürtüyle büyük bir tezahüratla karşılandı. Hepimiz Hı. öyle karşıladık. Evet. Yani ezici bir... ...baskı kurdu Beşiktaş, bazı maçların bir saati sahadan sildi rakibini, çıkartmadı... ...fizik olarak büktü, kırdı yani... ...herkesi. Bu çok gözümüze hoş geldi ama Alanya deplasmanından itibaren... E, ...hoca kimlik olarak sorgulanmaya başladı. Bir seçim... ...yani 3-1'deki seçimi çok yaslanması... Biz de yaptık onu. Ben de yaptım. Kendimi sıyırmayacağım. Ben de kimlik olarak yani Beşiktaş bu kadar yaslanmaz noktasından değerlendirme yaptım. Ama o bir maçtı. Haftaya başka bir maç vardı. O bitmedi ama. Bakın o yaslanma işi bitti ama o tartışma bitmedi. Evet. Hep oraya dönüş, hep oraya atıfta bulunma oldu. O taktiksel tercih bir yeterlilik sorgulanmasına dönüştü aslında. Aynen öyle. Yeterlilik sorgulanmasına dönüştü. Kararını sorgulamaya başladı Beşiktaş kulübü taraftarlarda, medyada, yorumcular da bunu sorgulamaya başladılar. E tabii böyle sorgular antrenör ekibinin rahat çalışma imkanı bulamayacağı bir noktaya getirebilir. Bizim ülkemizde bütün teknik adamlar buna alışıktır. Çoğu, özellikle yabancılar bunu alışmak zorundadır. Çünkü yerli olmaması sebebiyle eleştiri çok daha fazla gelir. Çünkü siz yazarsınız, ağır yazarsınız... Onun haberi bile olmaz. Ama yerli bir teknik direktör yazmaz bizim gazetecilerimiz. Yorumcularımız yazmazlar yani. çok bir, bir, bir tane iki tane numurelik vardır. Bazıları da işte artık hayatta değil yani. Gittiler. Ee, onun dışında... Ee, hani, e, ağır eleştiri yazılmaz, çizilmez pek. Konuşulmaz işte selamlaşacağız diye. Şey yapacağız falan filan diye. Ee, bunu şundan söylüyorum. Ben kendimi sayıyorum bundan neden... Ben benden dolu tarafını göstermeye çalışan bir yorumcuyum. Doluyu gösteririm. Yani bo boşa odaklanan ve yerli veya yabancı ayırt etmeksizin e, olumsuz taraftan değerlendirmeler yapan biri değilim. O yüzden de ben işte selamlaşacağız falan öyle bir durum e, durumum ortaya çıkmaz. Ama bir de şu perspektifte olan yorumcular, e, yazarlar, çizerler vardır. Bardağın boş tarafı üzerinden değerlendirmeler yapılır. Yani 3-0 bitmiş bir maçı neden 5-0 bitmedi diye eleştiren büyükler oldu. Abilerimiz demeyeceğim ama abi olarak görme, görmemiş olduğum kişiler de onlar. kimisi hayatta kimisi değil. Oradan yaptılar değerlendirmeleri. O akım taraftar buldu. Bazı yorumcular böyle değerlendirmeler yaptılar. Bardan boş tarafını göstermeye çalıştılar. Ama onlar bardan boş tarafını gösterirken Yerli antrenöre başka, yabancı antrenöre başka türlü gösterdiler. Üslup olarak başka türlü gösterdiler. Bu ayrı bir konu. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi sürekli baskı altında olan, sürekli yönetim, taraftar, basın karşısında güven oyu alamamış bir antrenörün ve ekibinin oyunculardan güven oyu alabilmesi çok zordur. Yani basın sürekli sizi eleştiriyorken takımdan güven oyu almak, taraftar sizi eleştiriyorken takımdan güven oyu almak hiç kolay değildir. Hoca bunu yaşadı. Sonuçta bir karar verdi Beşiktaş yönetim kurulu ve yolladı. Ee, şimdi yeni bir Antonio rekibi var. Çok deneyimli bir teknik adam var. Beşiktaş'ta iki tane şampiyonluk kazanmış bir teknik adam var. <laughs> Ondan. E, kaliteli kadronun daha iyi futbol oynaması, daha fazla puan alması be e, beklentileriyle bu değişiklik yapıldı. O da en azından şu ana kadar sonuç vermedi. Yani 11 maçta 21 puan. E, bu şampiyonluktaki diğer rakiplerin ortalamasının arkasında kaldı epeyce. E, üst üste gelen beraberlikler falan e, takımı yarıştan epeyce uzaklaştırdı. Puan olarak. Mevki olarak değil. Şu anda maç fazlasıyla 3 sırada. Yani Başakşehir'e göre maç fazlasıyla 3 yoksa diğerleriyle aynı. E, Fenerbahçe ve Galatasaray'la. E, ama yani dördüncü sırada olabilir, üçüncü sırada da olabilir. Çok uzak değil. Yani 1 ile 4 arasında büyük şey yok sıralama olarak. Ama puan farkı çok fazla var. Ve moral farkı da var. Böyle bakacak olursak... Hoca'nın işi şimdi hiç kolay değil. Önce uçağın burnunu dikmeye çalışacak yukarı, kaldırmaya çalışacak. E, var elinde e, yeni gelen transferlerle beraber. Ama... Yani Beşiktaş kamuoyu biraz hedeften uzaklaşmış olması sebebiyle onlara tekrar bir hedef güncellemesi yapıp bir hedef göstermesi için seri galibiyetlere ihtiyacı var. Beşiktaş'ın önündeyken gel bu. Eğer seri galibiyetler gelirse yeni bir hedef güncellemesi olur. Tekrar bahar gelebilir yani Ümraniye'ye. Ümraniye'den kastım şey, antrenman hı hı. testleri orası olması sebebiyle. E hocanın zaten Şenol Hoca'nın takımdan güven olmak gibi güven oyu almak gibi bir derdi yok. Otomatiktir yani Şenol Hoca'ya karşı güven oyu. Ee, daha iyi olabilir ama şu güne kadar yani oynanmış olan 22 maçtaki genel e, hava beklentilerim çok ama çok uzanda cereyan etti. Buradan sadece antrenör ekibi, sadece oyuncular değil bence Beşiktaş yönetiminin de e, sorgulanması gerekiyor. Çünkü geldikleri gün takımın teknik direktörü Sayın Abdullah Avcı'ydı. Sonra Sergen Yalçın oldu. Sonra e, vale Önder Kar Karabeli oldu. Oldu. Vale Ren oldu. Sonra Valerian oldu. Sonra Şenol oldu. Yani çok değişiklik yaptılar. Çok sayıda karar verdiler. Her ayrılış bir karar. Her yeni kontrat yeni bir kararda daha. E, şeyi sorgulamalılar. Biz ne kadar karar verdik? Bunların kaçı isabetliydi diye sorgulamalılar. Bu da yol gösterici olabilir yönetim için. Evet bu özellikle e, şey kısmınıza medyanın Yaklaşımı kısmında yabancı hoca ve yerli hoca arasındaki fark da ben e, Öster Şunsa, Graham Potter'ın takımı Öster Şunsa sonra Igor Tudor'un basın toplantısının... Korkunçtu o. Korkunç bir basın toplantısı bir daha gerçekleşeceğini de düşünmüyorum. Ancak olursa yine yabancı bir teknik direktör olur. Hiçbir Türk teknik direktöre yapılabilecek bir basın toplantısı değildi. Ben o gün orada değildim e, ama gerçekten olacak iş değil yani. Bence o dönemki profesyoneller yani Galatasaray'ın çalışanları da yalnız bıraktılar hocayı. Benim gözlemim bu. Ben o zaman o yorumu yapmıştım. Tivu'daydım ve bunu söylemiştim. Valerian İsmail'de de aslında bir o kadar olmasa da en azından eleştiri anlamında benzer olduğunu ben de düşünüyorum. Ben yani iyidir, iyidir, kötüdür onu söylemiyorum. Yani i̇yi, i̇yi mi kötü mü anlama şansımız olmadan e, aramızdan ayrıldı. Yani Türkiye'den hı hı. ayrıldı. İşte umarım başka bir yerde başarılı olur ama e, daha fazla gidiliyor. Evet. ...yabancıların eğer biraz da böyle henüz bir şey başarmamış bir yabancı ise ki biz dünya şampiyonu olanlara bile Avrupa şampiyonu olanlara bile Baldur Küldür gidildiği dönemleri biliriz yani. Evet.